Arda hocam çok zayıfım. Tişört giydiğimde kendimi kötü hissediyorum. Arkadaşlarım benimle dalga geçer diye çekiniyorum. Spor salonuna kayıt olmaya çekiniyorum. Benimle zayıflığımla ilgili dalga geçerler diye. Ne yapacağım? Lütfen bana bir yol gösterin, bir şeyler söyleyin, tavsiye verin diye sorular geldi arkadaşlar. Ben de nasıl iyi bir şekilde hızlı kilo alırsınız bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. İlk olarak ben bu videoda 3 kısım yapıyorum bu videoda. Birinci kısımda ilk olarak beslenme tavsiyelerinden bahsedeceğim. Sabah şunu ye, öğlen şunu ye, şöyle arttır gibi. Ardından iki, iştahını nasıl daha çok açarsın. Üçüncüde ise arkadaşlar, şurada güzel bir tahtamız var. Tahtanın önüne geçeceğim. Daha detay isteyenler için kalori hesaplamaları yapacağım. Siz bu videoyu izlediğinizde çok daha kafanız yani açılmış olacak. Daha rahat bir şeyleri anlamış olacaksınız. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir beslenme üzerinden başlıyorum. Tabii ki de bu kişiden kişiye göre değişiyor. Ben bir kademeli kilo artışı, kalori artışı için bir konuşma yapacağım burada. Bir sabah bir adet muz, 5 adet çorba kaşığı yulaf ezmesiyle başlayın. Duruma göre bunu zamanla 6 çorba kaşığı, 7 çorba kaşığı, 8 çorba kaşığı, 10 çorba kaşığı diye arttıracaksınız. 2, öğlen arkadaşlar 100 gram pirinç veya haşlanmış patates. 100 gram pirinçle başlayın öğlen, bunu zamanla diğer hafta 150 gram, 200 gram gitgide arttıracaksınız. Patatesi de aynı şekilde gitgide, örnek 2-3 tane tüketiyorsunuz, 4'e çıkaracaksınız, 5'e çıkaracaksınız. Akşam ise yine 100 gram, 150 gram makarna veya pirinç veya haşlanmış yeşil mercimek arkadaşlar. Yeşil mercimek 5 çorba kaşığı, duruma göre 6-7-8 diye gider. Yani biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Gitgide bir yerden başlıyoruz. Bakın şu an ben sadece hesaplama yapmayan, ne yapacağını bilmeyenlere örnekler verdim. Her hafta artıra gideceğiz. Yani işte bir hafta 100 gram, 1,5 hafta sonra 150 gram, tartıya göre, aynadaki görüntüye göre ilerleyeceğiz. Şimdi iştah konusuna gelirsek, ilk olarak sigara içiyorsanız sigarayı bırakın, bırakamıyorsanız azaltın. Çünkü sigara çok iştahı kapatır, çok zor yersiniz, acıkamazsınız. Büyük bir sıkıntı bu konuda. İki, kesinlikle antrenman yapmanız lazım. Yani ağırlık antrenmanı yaptığınızda protein sentezini vücuttaki arttırırsınız. Daha çok sizi acıkırsınız arkadaşlar ve daha çok hani daha rahat yersiniz. Bunun dışında hani sadece karbonhidrat arttırırsanız, kaloriyi arttırırsanız yağlanırsınız arkadaşlar. Yani bizim amacımız bir yandan kas da kazanmak, iyi görünmek olmalı. Evet, yani buraya kadar birkaç örnek verdim sizlere. Şimdi daha hesaplı bir tahta önünde bir kalori hesaplaması bir yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi tahta önündeyiz. Biraz daha detaylı bir giriş yapacağız. Benim yazım biraz kötü, kusura bakmayın. şimdi ben ne dedim videonun başında? Öğün koydum. Aslında ben protein katmadım arkadaşlar. Yani sadece karbonhidrattan bahsediyorum. Siz yine proteininizi alın. Sabah yumurtanızı, tavuğunuzu, öğlen tavuğunuzu yiyeceksiniz zaten. Yağdan da bahsedeceğiz. Öğünler sabah dedik bir adet muz, 5 çorba kaşığı yulaf ezmesi dedik. Öğlen dedik 100 gram pirinç veya patates önerdik. Akşam dedik 100 gram pirinç makarna veya haşlanmış yeşil mercimek dedik. Şimdi bakın arkadaşlar, bu tamamen benim verdiğim bir örnek. Herkesin kilosu vesaire farklı olduğu için bu içeriklerle siz oynayacaksınız. Yani şimdi siz bir başlangıç vereceksiniz bunu baz alarak. Sebze falan da ekleyeceksiniz, yani yağ da koyacaksınız, ona da geleceğiz. Bunu baz alarak bir başlangıç vereceksiniz. Bir hafta yaptınız. Bir hafta yaptıktan sonra gideceksin aynaya. Bakacaksın, tartıya çıkacaksın, forma bakacaksın. İşe yaramadı mı? Şu pirinci 150 yapacaksın. Örnek veriyorum. Buradakini 150 yapacaksın. Şuna bir çorba kaşığı daha ekleyeceksin. Ne yapacaksın? Kaloriyi arttıracaksın. Örnek veriyorum. Sonra bir daha bakacaksın, takip edeceksin. Bak da yine mi iyi değil? O zaman yine arttıracaksınız arkadaşlar. Ekstra fıstık ezmesi koyacaksınız, örnek veriyorum. Biraz daha kaloriyi günlük arttıracaksınız. Yani ben burada bir anda binlerce kalori size sokmuyorum. Size ne yapıyorum? Clean bulk tarzı, yani kademeli kalori artışından bahsediyorum. Şimdi bu bu işin en böyle hani herkesin anlayabileceği diye söylediğim bir şeydi. Şimdi diğer tarafa baktığımızda, burada değerleri öğrenmek isterseniz daha rahat ayarlamak için Bizim vücudumuza her aldığımız protein 4 kalori. Yani 1 gram protein 4 kalori. 1 gram karbonhidrat yine 4 kalori. Aslında
yağın önemine birazdan geliyorum dediğim buydu. 1 gram yağ arkadaşlar 9 kalori. Aslında kilo alma dönemlerinde de yağa önem verilmesi lazım. Ne kadar kullanacağına da geleceğiz. Size örnek veriyorum gün içinde arkadaşlar. Ne diyorum ben size, böyle bir şey yaptınız. Gün içinde diyelim 200 gram karbonhidrat alıyorsunuz. Misal veriyorum. 200 gram karbonhidrat kaç kalori yapıyor? 800 kalori. 1 gram karbonhidrat 4 kalori çünkü. Sen bununla istediğin verimi alamıyorsan 200 gramı 300 grama çekersen, yani 100 gram daha karbonhidrat eklerseniz arkadaşlar, o 800 kalori size olur 1200 kalori. Ne yaptınız? Siz bir anda 400 kalori koydunuz. İşte olay bu. Yani kiloyu almak için şu değerleri bilmeni bilin. Yani bu değerleri bilerek hareket ederseniz daha rahat atış yaparsınız. Peki günlük ne kadar ayar yapacağız diye gelen sorulara da, ağırlık kaldırıyorsanız arkadaşlar gün içinde ortalama 1.6 gram ile 2 gram arası protein alabilirsiniz. Bunun dışında karbonhidrat alımında hedefe göre yazma sebebim, kilo almak isterseniz kilo başına, karbonhidrat kilo başına hesaplanır. Siz kilo başına 2 gram da çarpabilirsiniz, 3 gram da, ama kilo almak isterseniz bu 4, 5, 6 gram diye gider. Amaç daha define bir formsa, yani küçülmekten ziyade yağ oranı azaltmaksa, o zaman karbonhidrat kilo başına 2 gram, 1,5 gram diye yavaş yavaş geriletiriz. Yağ alımında ortalama kilo başına 0,5 arkadaşlar. Yani 70 kiloysanız yarısı arkadaşlar ortalama 35 gram yağ. Hani bu tabii kişiden kişiye göre değişiyor ama örnek veriyorum. Gitgide yağ alımını da, yani örnek günde 3 çorba kaşığı, 4 çorba kaşığı tüketilebilir. Zeytinyağı, temiz, sağlıklı yağlardan gitmelisiniz arkadaşlar. Şimdi bak ne dedim ben size? 100 gram karbonhidrat ekliyorsun, 400 kalori yapıyor. 10 gram yağ eklediğinde 90 kalori. Düşünebiliyor musun? Yani yağın kalori miktarı çok iyi. Yani burada belirli şeylerden bahsettik. Şimdi şey demedim, dikkat edersiniz. Ağırlık kaldıranlar için protein dedim. Yani ağırlık kaldırmıyorsanız, spor yapmıyorsanız arkadaşlar ağırlık kaldırma, proteini bundan daha düşük miktarlarda alabilirsiniz. Ama şimdi size tavsiyem ağırlık kaldırmanızdır. Çünkü yani bizim aslında sadece kaloriyi yükle yağlanmak değil yani amacımız. Bizim amacımız estetik büyümek, kaslanarak büyümek arkadaşlar. Derdimiz kas olarak büyümek. Olacaksa uğraşın bu kadar. Çünkü diğer türlü hani ne kadar yerseniz yiyin yağlanacaksınız arkadaşlar. Yani o da yine beğendiğiniz bir görüntü olmayacak. Evet, şöyle bir çekileyim. Yani demek istediğim bunlardı. Ben çok aşırı detaylara girmiyorum. Yani yine detaylara girdim ama çok aşırı detaylara girmiyorum. Şimdi sıkılmayın diye yani. Ama hani merak edenler de oluyor. Evet, umarım bu video işinize yarayacaktır. Herkese iyi antrenmanlar.